Merhaba. Bu video, iki videoda oluşan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili 1 dersi çıkmış final soruları setinin ikinci ve son videosudur. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz izlemeyi ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şimdi sorulara geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcüklerden biri değildir? A. Kazan B. Döviz C. Sarma D. Köşk e. Ocak. Doğru cevap B. Döviz. ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Atasözlerinde özlülük belirgin bir kuraldır. B. Atasözlerinde bazı sözcükler değiştirilebilir. C. Atasözlerinde gereksiz görülecek bir sözcü sözcüğe rastlanmaz. D. Atasözleri genellikle bir ya da iki cümledir. E. Atasözleri ağızdan ağızdan nakledildiğinden kalıplaşırlar. Doğru cevap B. Ata sözlerinde bazı sözcükler değiştirilebilir. Türkçedeki alıntı sözcüklere en fazla kaynaklık eden dil aşağıdakilerden hangisidir? A. Farsça, B. İtalyanca, C. Rumca, D. Arapça, E. İngilizce. Doğru cevap D. Arapça. Aşağıdakilerin hangisi Orhon yazıtlarına etkisi olan dillerden biri değildir? A Çince, B Sanskritçe, C Tibetçe, D Farsça, E Hintçe. Doğru cevap D Farsça. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kaynaklı ikileme kullanılmıştır? A Dün bir banka oturup dereden tepeden konuştuk işte. B Senin çocukluk arkadaşın deste deste para dağıtırdı bu bankaya. C Sabah evden çıkmadan önce üst üste sakarlıklar yapıp herkesi telaşlandırdım. D. Biraz acele etsek iyi olacak. Böyle salına salına gelirsen yetişemeyiz trene. E. Bütün gece horul horul uyuyup sabah da hiç uyuyamadığından şikayet etti. Doğru cevap E. Bütün gece horul horul uyuyup sabah da hiç uyuyamadığından şikayet etti. Cümlesinde yansıma kaynaklı ikileme kullanılmıştır. Günümüzdeki dünya dilleri arasında etkileşimde en çok rol oynayan dil aşağıdakilerden hangisidir? A. Rusça, B. Almanca C. Fransızca D. İspanyolca E. İngilizce Doğru cevap E. İngilizce Muşamma, muşamba örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? A. Benzeşme B. Ötümlüleşme C. Göçüşme D. Aykırılaşma E. Dudaksılaşma. Doğru cevap D. Aykırılaşma Türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili aşağıdaki örneklerden hangisinin nedeni söyleyiş bozukluğudur? A) Selam. Akşam kaçta görüşüyoruz? B) İlaçları eczane dermandan aldım. C) Kardeşime söyleyeyim de seni arasın. D) Sana müjdeli bir haberim var. E) Yeni trendleri takip ederdi. Doğru cevap C. Kardeşime söyleyeyim de seni arasın. Aşağıdaki yabancı kökenli sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? A. Server sunucu B. Bodyguard karıştırıcı C. Email e-posta D. Rating değerlendirme E. Center merkez Doğru cevap B. Bodyguard karıştırıcı Aşağıdakilerden hangisi bilim dili olma koşullarından biridir? A. Yabancı dillerle e öğretim yapılması B. Ders kitaplarının yabancı dillerde yazılması. C. Bilimsel çalışmaların yabancı dillerde yayınlanması. D. Bilim terimlerinin alıntı sözcüklerle karşılanması. E. Bilimi oluşturan veri ve bilgilerin ülke dilinde işlenmesi. Doğru cevap E. Bilimi oluşturan veri ve bilgilerin ülke dilinde işlenmesi. Türk argosunda kullanılan alıntı sözcüklerin çok büyük bir kısmının alındığı dil aşağıdakilerden hangisidir? A. İtalyanca B. Rumca C. Farsça D. Arapça E. Ermenice Doğru cevap B. Rumca Aşağıdakilerin hangisinde diş dudak ünsüzleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A. FV, V. B. B. M, C. Ç. Ş. D. D. N. E. H. Yumuşak G. Doğru cevap A. F. V. Türkçenin yapı bakımından dahil olduğu dil grubu aşağıdakilerden hangisidir? A) Tekeceli diller B) Bükünlü diller C) Sondan eklemeli diller D) Yalınlayan diller E) Kaynaştıran diller. Doğru cevap C) Sondan eklemeli diller. Orta Türkçe dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kendi içinde Kök Türk ve Uygur dönemleri olmak üzere ikiye ayrılır. B) Dönemin sonlarında Türkçe üç ayrı yazı dili haline gelişmeye başlamıştır. C. Bu döneme aiten bilinen eserlerden biri Göç Destanı'dır. D. Bu dönem 10. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. E. Bu dönem edebiyatında Çin kültürü etkili olmuştur. Doğru cevap B. Dönemin sonlarında Türkçe üç ayrı yazı dili haline gelişmeye başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi eski Uygur Türklerinin farklı kültürlerden kendi dillerine yaptıkları çevirilerden biri değildir. A. Prens Kalyanamkara ve Papamkara hikayesi B. Maitre Smith C. Sekiz Yükmek D. Oğuz Kağan Destanı E. Kuanşi İmpusar Doğru cevap D. Oğuz Kağan Destanı Savaş Dinçel'in Said Fa'in yaşamını anlatan meraklısı için öyle bir hikaye isimli tek kişilik oyunu İlk kez Macit Koper rejisi ile 1993 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sergilendi cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Cümlede birden fazla tamlayanı olan belirtili isim tamlaması vardır. B. Öğe düzülüşü özne dolaylı tümleç yüklem şeklindedir. C. Yüklem edilgen yapılı bir fiildir. D. Yüklemin yerine göre düz cümledir. E. Anlamına göre olumlu cümledir. Doğru cevap B öve dizilişi, özne, dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir. Aşağıdakilerden hangisi bir atasözünün oluşup yaygınlaşması için gerekli koşullardan biri değildir? A. Atasözüne konu oluşturacak olayın toplumun geniş kesimlerini ilgilendirmesi. B. Atasözünün insanların zihninde yer edecek bir üslupta dile getirilmesi. C. Söyleyenin soylu bir kimse olması. D. Olayın geliştiği yerde iyi bir gözlemcinin olması. E. Atasözünün az sözde çok şey ifade etmesi. Doğru cevap C. Söyleyenin bir soylu bir kimse olması, bir atasözünün oluşup yaygınlaşması için gerekli koşullardan biri değildir. Aşağıdakilerin hangisinde Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcükler yer alır? A. Mavzer, fitne, lüks, lamba. B. Ayva, salon, hüzün, keder. C. Düğme, sohbet, kivi, dert. D dolma, ocak, köşk, kazan, e, yeis, seçal, sancak, tümen. Doğru cevap D. Dolma, ocak, köşk, kazan. Üniversiteye 5 yıl önce Muğla'dan gelmişti. Cümlesinde 6 çizili öge aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Özne, B. Nesne, C. Dolaylı tümleç, D. Zarf tümleci, E. Cömle, cümle dışı öge. Doğru cevap C. Dolaylı tümleç. Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyonlarda Türkçenin bozuk biçimde kullanılmasını önlemek için alınacak önlemlerden biri değildir? A. Günlük izleme oranının arttırılması B. Çalışanlara hizmetici eğitim verilmesi C. Sunucu ve muhabir seçiminde titizlik gösterilmesi D. Yayımcı kuruluşun öz denetimini yapması E. Dil konusunda duyarlı davranılması Doğru cevap A. Günlük izleme oranının arttırılması Televizyonlarda ve radyolarda Türkçenin bozuk biçimde kullanılmasını önlemek için alınacak önlemlerden biri değildir. Ülkemizde yazım kurallarını belirleme ve yazım kılavuzu hazırlama görevi yasa ile aşağıdakilerden hangi kuruma verilmiştir? A) Basın İlan Kurumu, B) Türk Dil Kurumu, C) Milli Eğitim Bakanlığı, D) Radyo Televizyon Üst Kurulu, E) Kültür Bakanlığı. Doğru cevap B) Türk Dil Kurumu. Bilimsel bakımdan dilin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dilin temeli sestir. B. Dilde nedensellik ilkesi esastır. C. Dil bir sistemdir. D. Dil toplumsal katmanlara göre değişir. E. İlkel dil gelişmiş dil diye bir ayrım vardır. Doğru cevap E. İlkel dil gelişmiş dil diye bir ayrım vardır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? A. Kültür ateşesi. B. Meyva C. Müdail D. Kurdele E. İnisiyatif Doğru cevap D. Kurdele İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidine esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Tek köken kuramı B. Yansıma kuramı C. Ding Dong kuramı D. Ünlem kuramı E. Güneş dil kuramı Doğru cevap B. Yansıma kuramı. Türk dilinin dünya dillerine etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Türkler bilim, teknik ve uygarlıkta üretken, dünya siyasetinde egemen oldukları dönemlerde başka dillere sözcük vermişlerdir. B. Türkçenin en fazla sözcük aldığı dil Fransızcadır. C. Alıntıladığımız herhangi bir sözcük olmamasına rağmen Rumence'ye verdiğimiz Türkçe sözcük sayısı birkaç yüzdür. D. Dünya dillerinin söz varlığına Türkçenin verdiği sözlerden en çok bilineni yoğurt sözcüğüdür. E. Dünya dillerindeki Türkçe alıntıların eski ve yeni oluşlarına göre bir değerlendirme yapıldığında en son verdiğimiz sözcüklerin döner ve dolmuş olduğu görülür. Doğru cevap B. Türkçenin en fazla sözcük aldığı dil Fransızcadır. Türkçenin okullarda zorunlu ders haline getirilmesinin gerçekleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. İslahat B. İkinci Meşrutiyet C. Tanzimat D. Birinci Meşrutiyet E. Cumhuriyet Doğru cevap B. İkinci Meşrutiyet Türkçede kullanılan ilişki sözlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. İnceldiği yerden kopsun B. Sahatler olsun C. Çevir kazı yanmasın D. Ocağı sönsün E. Gözüne dizine dursun Doğru cevap B. Sıhhatler olsun. Türkçeden en çok sözcü kalan dil aşağıdakilerden hangisidir? A. Rusça, B. Bulgarca, C. Farsça, D. Arnavutça, E. Sırpça. Doğru cevap E. Sırpça. Kazakça, Karakalpakça ve Nogayca'nın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir? A. Kıpçak Türkçesi, B. Bulgar Türkçesi, C. Sibirya Türkçesi, D. Oğuz Türkçesi, E. Uygur Türkçesi. Doğru cevap A. Kıpçak Türkçesi. Osmanlı Devleti içerisinde Latin harflerini kullanan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A. Arnavutlar B. Sırplar C. Bulgarlar D. Macarlar E. Ermeniler Doğru cevap A. Arnavutlar Orhon yazıtları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kurallı bir dil bilgisi vardır. B. Sözcüklerin gerçek anlamlarının yanı sıra mecaz anlamları da gelişmiştir. C başka dillerden alıntılar çoktur. D üslup akıcı ve sürükleyicidir. E etkileyici bir anlatıma sahiptir. Doğru cevap C. Başka dillerden dillerden alıntılar çoktur ifadesi Orhun yazıtları ile ilgili yanlış olan ifadedir. En hakiki mürşit ilimdir cümlesindeki en sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir? A edat B zarf C bağlaç D isim E zamir Doğru cevap B zarf. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi diğerlerinden farklı türdedir? A) değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. B) şu an konuşmamayı en iyi çözüm olarak görüyorum. C) devrilmiş geceden sabaha bir rüya gibi aktım. D) ben bu bakışı çok iyi bilirim. E) seni düşünmek güzel şey, umutlu şey. Doğru cevap C. Devrilmiş geceden sabaha bir rüya gibi aktım. Resmi dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Resmi, her resmi dil aynı zamanda devlet dildir. B. Her ülkenin anayasasında resmi dil bildirilmeyebilir. C. Bir ülkenin tamamında veya bir bölgesinde yönetim dili olarak kullanılan dildir. D. Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri ile Avrupa Birliği'nin resmi dil sayısı farklıdır. E. Yasal statüsü bulunan bir dildir. Doğru cevap A. Her resmi dil aynı zamanda da devlet dilidir ifadesi dil resmi dil ile ilgili ifadelerden yanlış olanıdır. Birisi sesecek olsa kim bilir ne dedikodular çıkarılırdır cümlesinde birisi sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Belirsizlik sıfatı B. Son çekim edatı C. Sıralama bağlacı D. isim, E. Belirsizlik zamiri Doğru cevap E. Belirsizlik zamiri Fotoğraflarımızı çeken usta bunları yakın zamanda en geç bir hafta içinde bize verecekmiş. Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? A) Zarf tümleci, özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem B) Özne, dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci, yüklem C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne, yüklem D) Nesne özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem, e, özne, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem. Doğru cevap e, özne, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem. Kuzey Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir. b. Bu lehçe ile de oluşturulan en önemli eser Codex Cumanicus'tur. C. Müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılır. D. Altın Ordu döneminde oluşan edebi dilin devamıdır. E. Asıl eserleri Mısır'da kölemenler zamanında yazılmıştır. Doğru cevap C. Müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılır. İmge sözcüğünün üretilme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarama B. Derleme C. Birleştirme D. Örnekseme E. Kısaltma Doğru cevap D. Örnekseme. Aşağıdakilerden hangisi aile konulu bir atasözüdür? A. Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela. B. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. C. Yuvayı dişi kuş yapar. D. Aman diyene kılıç kalkmaz. E. Gelmek misafirin, gitmek ev sahibinin elinde. Doğru cevap C. Yuvayı dişi kuş yapar. Türkiye Türkçesi, Azerice, Gagavuzce ve Türkmencinin içinde yer aldığı Türk yazı dili grubu aşağıdakilerden hangisidir? A. Sibirya Türkçesi B. Argu Türkçesi C. Uygur Türkçesi D. Oğuz Türkçesi E. Kıpçak Türkçesi Doğru cevap D. Oğuz Türkçesi Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde A sesi ince olarak söylenmeli ve düzeltme işareti ile yazılmalıdır? A. Dekan B. Hikaye C. Nasip D. Fakir E. Kalem Doğru cevap B. Hikaye Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin sorunlarından biri değildir? A. Sözcüklerin yanlış söylenmesi B. Sözcüklerin yanlış anlamda kullanılması C. Sözcüklerin yanlış yazılması D. Sözcük varlığında bulunan sözcük sayısının fazla olması E. Cümlelerde ögeler arasında uyumsuzluklar olması. Doğru cevap D. Söz varlığında bulunan sözcük sayısının fazla olması Türkçe'nin sorunlarından biri değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrar öbeği ismi nitelemiştir? A. Dersten çıkıp gülerek kantine gitmişlerdi. B. Ne zaman doğru dürüst konuşacaksın bizimle? C. Tek düşündüğüm oradan sağ salim çıkıp eve varmaktı. D. Yeşil gözlerinden iplik iplik yaşlar iniyordu. E gelecekte neler yapacağını uzun uzun anlattı. Doğru cevap D. Yeşil gözlerinden iplik iplik yaşlar iniyordu. Deyimler yargı bildirmezler ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi deyim olamaz? A. Yel yeperek, yelken kürek. B. Sıcağı sıcağına. C. Gözü yollarda kalmak. D. Ayağını yorganına göre uzat. E. Bir ayağı çukurda olmak. Doğru cevap D. Ayağını yorganına göre uzaktı. Güneyde 1. Deniz kenarında 2. Bir yazlık 3. Alıp emekliliğin keyfini 4. Çıkartacağım 5. Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? A1, B2, C3, D4, E5. Doğru cevap E5. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ilk ulusal alfabesi olarak kabul edilmektedir? A. Süryani alfabesi B. Kiril alfabesi C. Göktürk alfabesi D. Arap alfabesi E. Çin alfabesi Doğru cevap C. Göktürk alfabesi Sözcükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yazıda boşluklarla birbirinden ayrılır. B. Dilin en temel bileşenidir. C. En az iki kök biçim birimden oluşur. D. Seslerin ve veya biçimlerin dizimiyle oluşur. E. Eklenmeyle çekimlenir. Doğru cevap C. En az iki kök biçimde biçim birimden oluşur ifadesi yanlıştır. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer atasözünde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Ünlü düşmesi. B. Sıfat fiil eki. C. Yükleme durumu eki. D. Bulunma durumu eki. E. Zarf fiil eki. Doğru cevap D. Bulunma durumu eki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir söz öbeğinden oluşmamıştır? A. Yargıç bütün anlatılanları dinledikten sonra son kararını verdi. B. Dün birkaç kişi mahallenin sorunlarını çözmek için valiyle görüştü. C. Portakal çiçeklerinin mis gibi kokusu sarmıştı koca şehri. D. Beğenilen sanatçı ayakta alkışlanınca gözyaşlarını tutamadı. E. İki tiyatrocu sahnede yıllarca beğenilerek izlenen oyunlarını son kez sergilediler. Doğru cevap A. Yargıç bütün anlatılanları dinledikten sonra son kararını verdi. Dillerin zenginliğinin başta gelen ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiil sayısının çokluğu, B) Çeşitli duygu, düşünce ve kavramları anlatabilme gücü, C) Dili konuşan insan sayısının çokluğu, D) Dilin konuşulduğu coğrafyanın genişliği, E) Dilin bilim dili olarak kullanılması. Doğru cevap B çeşitli duygu, düşünce ve kavramları anlatabilme gücü. Türkçenin ses sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Türkçe başka dillerden ünlü veya ünsüz sesler almamıştır. B) Türkçede hiçbir durumda iki ünsüz yan yana gelemez. C) Türkçe kök veya gövdelerde iki ünlü yan yana gelebilir. D) Türkçe kökenli sözcüklerde istisnaların dışında birincil uzun ünlü yoktur. E) İki ünsüz ile biten sözcüklerin tamamı yabancı kökenlidir. Doğru cevap D. Türkçe kökenli sözcüklerde istisnaların dışında birinci il uzun ünlü yoktur. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde argo sözcük kullanılmıştır? A. Kalabalığa aldırmadan ona orada ulu orta hakaret etti. B. Her şeye rağmen sana yalan söylemeye dilim varmadı. C. Bu kadar işten pazarlıklı olmasaydın seni affedebilirdim. D. cahildim, dünyanın rengine kandım diyor saz ustamız. E. Babadan kalan her şeyi bitince buralardan tüy de gitti. Doğru cevap E. Babadan kalan her şeyi bitince buralardan tüy de gitti. Köktürk yazıları ilk defa hangi bilim adamı tarafından okunmuştur? A. A. von Gabayn B. W. Redloff C. V. Thompson D. Muharrem Ergin E. Költigin Doğru cevap C ve Thompson. Ekşi, eşki, kir, gir örneklerinde görülen ses olayları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Göçüşme, ötümlüleşme B) Ötümsüzleşme, benzeşme C) Süreklileşme, göçüşme D) Ötümlüleşme, süreksizleşme E) Benzeşme, göçüşme Doğru cevap A. Göçüşme, ötümlüleşme. Onun mezarında, hayatının ilk ve son sevgilisinin mezarında ilk ve son defa ağladı cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? A) Dolaylı tümleç, özne, zarf tümleci, yüklem B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem D zarf tümleci zarf tümleci yüklem E özne zarf tümleci zarf tümleci yüklem Doğru cevap B dolaylı tümleç zarf tümleci yüklem İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü arttırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip. Bazı sözcükleri değişmeyip, bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir? A. Argo B. Birleşik söz C. Alkış D. Deyim E. Atasözü Doğru cevap D. Deyim Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin sınıflandırılmasında esas olan boğumlanmayla ilgili ölçütlerden biri değildir? A. Uzun-kısa olmalarına göre B. Titreşimli-titreşimsiz olmalarına göre C oluşum yerlerine göre, D sürekli süreksiz olmalarına göre, E ağız geniz ünsüz olmalarına göre. Doğru cevap A uzun kısa olmalarına göre. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yer değiştirme olayı vardır? A kirbit, B yalnız, C yanlış, D kirpi, E memleket. Doğru cevap A kirbit. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme fiilden kurulmuştur? A. Yolda ağır ağır yürüyordu. B. Oldu olacak susamı da yanımıza alalım. C. Sen, ben yok. Biz varız. D. Orada burada gezeceğine dersine çalış. E. Anlayamıyorum. Yavaş yavaş okur musun? Doğru cevap B. Oldu olacak susamı da yanımıza alalım. Bugün çok ödevim var yapılacak cümlesinin anlamına göre olumsuz ve soru yükleminin yerine göre kurallı biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bugün değil mi yapılacak çok ödevin? B. Bugün yapılacak çok ödevin yok mu? C. Bugün çok ödevim var yapılacak değil mi? D. Çok ödevin mi var bugün yapılacak? E. Bugün çok ödevin yok mu yapılmayacak? Doğru cevap B. Bugün yapılacak çok ödevin yok mu? Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan başlıca ögelerden biri değildir? A) Gelenek ve görenekler, B) Tercih edilen meslekler, C) Ahlaki değerler, D) Davranış kalıpları, E) Halk dansları. Doğru cevap B, tercih edilen meslekler. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmelerin nedenleri arasında yer almaz? A) Ahlak anlayışı, B) Ekonomik unsurlar, C) Başka kültürlerle karşılaşma ve etkileşim. D. Sosyopolitik unsurlar. E. Teknolojik unsurlar. Doğru cevap A. Ahlak anlayışı. Bir dile yabancı dilden sözcüklerin girişinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? A. Sanal ortamdaki etkileşimin artmasıyla. B. O dilin söz varlığının gelişmiş olmasıyla. C. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla. D. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla. E. Kültürler arasındaki sınırların ortadan kalkmasıyla. Doğru cevap B. O dilin söz varlığının gelişmiş olmasıyla. Türk dilinin kaynaklarıyla bilinçli bir biçimde terim türetme yoluna giden ilk Türk toplumu aşağıdakilerden hangisidir? A) Oğuzlar B) Göktürkler C) Kırgızlar D) Uygurlar E) Türkmenler. Doğru cevap D) Uygurlar. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hatalı yumuşatma vardır? A) metodu B) bandı C) kasedi D) rengi E) çiçeği. Doğru cevap C) kasedi. Aşağıdakilerden hangisi argonun özelliklerinden biri değildir? A) Eski sözlerden veya ağız unsurlarından yararlanılması. B) Toplumda sadece üst gruplar tarafından kullanılması. C) Örtülü sözler kullanılması. D) Bir dil içerisinde sonradan türetilmiş anlatım biçimi olması. E) Hayvanların ve eşyaların konuşturulması ve canlandırılması. Doğru cevap B) Toplumda sadece üst gruplar tarafından kullanılması argonun özelliklerinden biri değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? A. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ. B. Son söylediğinle beni can evimden vurdun sen. C. Bana caka satmayı bırak da önündeki işi bitir bir an önce. D. Meydanı boş bulan sahtekarlar hiç vakit kaybetmemişlerdi. E. Alınma hemen, laf olsun diye söylemiştir o. Doğru cevap A. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ cümlesinde deyim kullanılmamıştır. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili 1 dersi çıkmış final soruları setinin ikinci videosunun sonuna geldik. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz izlemeyi ve kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın.